Kardeşlerim, tekraren yüzlerce kere söylemiş, haykırmış gibi ilan ediyoruz. Evlenmek, evlenmek, evlenmek tarafıyız. Baliga olan, reşide olan, artık bir koca idare edebilir durumda olan, her kız bir gün geçmeden, bir göz haram göz dahi onu görmeden hemen evlenmelidir. Kızlarımızın evlerde durmaması gerekir. Ev kurmaları gerekir. Çünkü bu ümmet kurduğu evlerde meryemleştirdiği kızları kadar yücelecektir. Bu ümmetin kurtuluşu Selahaddin'in ordularından önce, İstanbul'un Fatihi Muhammed'den önce, onu doğuracak, beşiğini sallayacak anaya muhtaçtır. Yüz binlerce, milyonlarca kızımızı evlendireceğiz. Onlardan bir tanesi Selahaddin doğuracak. Milyonlarca egzersizden bir başarılı sonuç çıkacak çünkü. Dolayısıyla kızlarımız bir saat bile evde durmamalıdırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte, ahlakından ve dininden şikayetiniz olmayan bir delikanlı kapınıza geldiğinde, vermezseniz kızınızı dünyanız harap olur demiştir. Kızı üniversiteyi bitirmediği için, damat adayı henüz memur olamadığı için, kapıya da sarı taksiyle geldikleri için, yok kızımız evlilik çağında değil diyenler, dünyanın fitili çekilmiş patlamaya hazır bombalarıdırlar Müslüman olsalar bile aile olarak. Peygamber aleyhisselam öyle buyuruyor. Evlilik, evlilik, evlilik. Bir saat geciktirmemek. Bunu iman edip, haykırıp, bağırıp çağırıyoruz. Ama 80 yaşına kadar evde kalmış bir kız yine başımızın tacıdır da diyoruz. Zira Rabbim bir delikanlı ile evlenip ev anası olmayı kader olarak yazdıysa, geldi Allah'tan başımıza göğsümüze koyduk olur. Kapımıza ahlakından ve dininden razı olduğumuz bir damat adayı gelmediyse, kader geldi, evde bak dedi, başımızın gözümüzün üstüne tac ettik Rabbimizin kaderini. Oteldeydi de evde kaldı bundan sonra demem. Rabbimin emanetiydi bende, hala emanetini almadı derim. Ne zaman alacak ne bileyim. Alsın mı? Niye alsın ki? Bu emaneti ver diye ben zaten rica etmemiştim ki. O diledi, kucağıma koydu. Belki beni onun kucağına koyacak. Yaşlanıp hastalandığım zaman onun için bekletiyor. Bana ne? Ben benimim, benim malım mıyım? Kızım, oğlum benim malım mı? Hepimiz Allah'ınızız zaten. Mal sahibi de o, söz sahibi de o, kaderi de o yazdı. Böyle iman ederim. Bu imandır işte. Ölmekten bile lezzet verir. Bu imandaki her arıza, kendi doğurduğun kıza bile düşman gözüyle baktırır, diri diri toprağa koydurtturur. Evde kaldığı için anasının başına bela olduğu varsayılan kız üretir. Elhamdülillah. Rabbim hala emanetini almaya gerek görmüyor. Çünkü benim bekçiliğimi beğendi diyebilen mümin, mümindir.